Biz Audio'ya bu hafta biz geldik. Evet, ilk sorumuz. Grupla müzik yapmak ve duo olarak çalışmanın farkları nelerdir? Açıkça şöyle bir şey söyleyebilirim. Az insanın çalışması ve toplanabilmesi, birlikte bir şeyler yapabilmesi grupla kıyasladığınız zaman daha kolay. Onun dışında benim şu an yapmış olduğum müzikte de genellikle işte ya duo oluyor ya da en fazla 3 kişi oluyor. Genellikle maksimum 3'e kadar çıkan müzikler diyebilirim. Dolayısıyla farkları bir şeyleri ayarlamanın bazen tek başına çalışmanın da verdiği avantajları oluyor tabii ki. Daha fazla diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Benim bundan önce neredeyse liseden beri bir sürü grubum oldu. Hiçbiriyle Hakan kadar hızlı ilerleyemedik. Çok hızlı ilerliyoruz. Hakan'ın zaten disiplinli yapısı da beni bu işin içine soktu. Gayet de güzel gidiyor diye düşünüyorum. Duo olmanın yararları. İkinci sorumuz. Bir film karakterinin hayatını yaşayabilecek olsanız hangi karakteri seçerdiniz? Evet, çok zor bir soru. Ben Alice olmak isterdim herhalde. Şimdi böyle deyince benim aklıma başta hiçbir şey gelmedi. Çok film karakteri derken tabii... Aslında benimkinin hikaye karakteri. Evet, aslında hikaye karakteri gibi oluyor. Evet. Ama hikaye karakteri olsa herhalde... Yani ben Sherlock Holmes hayranı olduğum için o diyeceğim ama işte hem film hem kitap durumu söz konusu olduğu için tabii pek şey olmuyor. Ama Sherlock Holmes. Üçüncü soru. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde yaptığınız ilk şey nedir? Çok net söyleyeyim. Müzik. Ya da müzik dinlemek olsun, müzik yapmak olsun. Hatta kimi zaman mutsuz olduğum zaman daha fazla üretken de olabiliyorum. Bu müziğine nasıl yansıyor bilemeyeceğim şu an için ama. Yani insanların hissettirdiği açısından. Ama müzik yapmak veya müzik dinlemek diyebilirim. Ben uyuyorum. Kendimi mutsuz hissettiğim zaman direkt yatağa gömülüp uyuyorum. Ama müzik dinlemeyi de seviyorum tabii ki. Mutsuz olduğum zaman iyi gelen yani şeylerden biri. Evet, bunu da seviyorum. Dördüncü soru tamam. Boşlukları doldurur musunuz? Müzik bana nokta nokta hissettiriyor. Ben buna cevap olarak duygulu hissettiriyorum diyebilirim. Yani benim için duygu yoğun müzik. Benim için de heyecanı hissettiriyor diyebilirim. Yani birçok açıdan ne bileyim sevdiğim bir grubun müziğin konserine gittiğim zaman hani hala heyecanlanıyorum açıkçası. Dolayısıyla müzik bana heyecanı hissettiriyor diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Çok biz teşekkür ederiz. Ekibine. Biz de ağırladıkları için evet. Biz geldik ekibine. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.